Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka vloguma da hoş geldiniz. Ne haber, ne yapacağız, neden bahsedeceğim ben? Neden bahsedeceğim? Bu videoda bahsetmek istediğim konu şu. Belli bir süre sonra uzanır halde, yatar halde durduktan sonra kesinlikle birden ayağa kalkmayın. İçiniz dışınız bir olur, organlarınız yerinden oynar, kemikleriniz kırılır, dengeniz bozulur. Ondan sonra bir iyi küfredersiniz. Hayır, bahsetmek istediğim konu bu değildi. Bahsetmek istediğim konu Facebook sayfasıydı. Şimdi bunun hakkında birkaç tane şeyden bahsetmek. Resim çekmedim. Resim mi çektim? Olsun, resim çekersek ne bileyim videonun içine falan koyarım. Çok saçma ama videonun içine koyarsın. Neyse. Şu tuş orada galiba, resim çektim. Sanırım resim çektim. Neyse. Facebook sayfası hakkında sadece birkaç şeyden söz etmek istiyorum. Birincisi, bilmeyenler için kanalın bir Facebook sayfası var. Dur ya, bu video sadece Facebook sayfasından bahsetmeyeceğim, merak etmeyin. O kadar sıkıcı bir vlog olmayacak. Başka şeylerden de bahsedeceğim. Neydi? Kanal, bilmeyenler için kanalın bir Facebook sayfası var. Eğer mesela görüyorum, bazen görüyorum, cevaplıyorum. Yorumlarda falan soruları olan oluyor, merak ettiklerini soranlar oluyor yorumlarda. Çok iyi bir şey, merak ediyorsunuz, çekinmeden soruyorsunuz. Ama yorumlarda fazla cevap veremiyorum. Neredeyse hiç cevap veremiyorum. O kadar internetimiz sağ olsun çok sağlam, berbat bir internetim var. O yüzden yorumlara fazla cevap veremiyorum. Facebook sayfasına gelen mesajlara illaki cevap veririm yani. Gönderide falan duvarda bir şey yazarsanız onlara da bakıyorum ama gene onlara fazla cevap vermeye şansım olmuyor. Ama sayfaya mesaj atarsanız kesinlikle herkese cevap veririm. Sayfaya mesaj atan herkese cevap veririm. Tabi mesela bazı kişiler hakaret edenler oluyor veya ne bileyim absürt şey söyleyenler oluyor. Onlara da cevap veriyorum. Tabii ki uygun olarak cevap veriyorum, öyle diyeyim. Hani fazla sert davranmadan, durumu açıklayarak, ne hale geldiğini anlayarak durumun. Evet, hepsi bu kadar. Hayır, hepsi bu kadar falan değil. İşte oradan duyuru falan yapıyorum genellikle de. Bazen sadece orada duyuru yapıyorum. Mesela unutuyorum YouTube'da video yapmaya veya şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki internet gene çok berbat olduğu için 2 dakikalık vlog atmak bile yaklaşık böyle bir 5-6 saat alıyor. O zamana kadar yapacağım duyurunda artık duyurular ne söyleyeceksem geç kalıyoruz. Mesela kamp etkinlikleri oluyor, canlı yayınlar oluyor, başka şeyler. Canlı yayın yapmayacağım, o da videoda geçecek. Canlı yayınlar hakkında bir şey söylemem gerekiyor. Ne diyordum ya? Çok berbat bir hafızam var. Çok berbat olmaya başladı. Neyse. Duyuru falan yapıyorum. İsteyenler takip edebilir, merak edenler bakabilir. Ama dediğim gibi gelen Facebook sayfasına gelen her mesaja kesinlikle cevap vereceğim. Bu her şeyi biliyorum demek değil. Bilmediğim konu çok. Ama elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Zaten şimdiye kadar soru soranlara hep yardım etmeye çalıştım. Cevap falan verdim. İstedikleri cevapları almayanlar var. Alanlar var. Yardımcı olduklarım var. Olmadıklarım var. Ama kesinlikle yani cevap falan alıyorsunuz. Ve geldik başka bir konuya. Call of Duty Advanced Warfare ben 4 gözle bekledim, gelecek dedim. İşte bilgisayarımda oynayacağım dedim. Videosunu çekeceğim dedim. İlk önce bilgisayarım, laptopum bu oyunu zor kaldırdı. Çok zor kaldırdı. Pek hoşuma giden bir durum olduğu söylenemez. Bayağı hiç hoşuma gitmedi yani, bayağı moralim bozuldu. Daha oynayabiliyorum, zorlayarak oynuyorum, kasmadan oynayabiliyorum. Yani kara kara oynamıyorum en azından. Video kalitesini en düşük seviyeye ayarlayınca. Ama çok grafik kalitesi bana göre tamamen kendi düşüncem gerçekten çok güzel. O aradaki o sinematiklerde falan, of, adamların yüzleri o kadar gerçekçi ki zaten buradakilerin çoğu aktör yani. Çoğu bayağı ünlü aktörler. Daha önce onları birçok filmde gördüğümden eminim. Öncelikle Kevin Spacey tabii ki. Kim olduğunu veya oyunda ne yaptığını söylemeyeceğim. Spoilerlar. Olmaz. Ama dediğim gibi gerçekten özellikle sinematiklarda çok kaliteli bir video şeyi var. Dolayısıyla karakterlerin yüzlerinde öyle bir şey var ki bu da aktörlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Her neyse işte şey yapamayacağım. Advanced Warfare videolarını Genç Oyun adlı kanaldan izleyebilirsiniz. Kendisi zaten sağ tarafta tavsiye edilen kanallar var. Kanalın linkinde. Kanalda işte. Oradan görebilirsiniz. Şey videolar falan yapıyor işte. Call of Duty videolar falan yapıyor. Ben şu an için çekemiyorum. O video falan çekiyor. Call of Duty videolar falan çekiyor. Oradan Call of Duty severler oradan bakabilir. Ben uzun bir süre için çekemeyeceğim. Dediğim gibi Modern Warfare'ler de ancak yılbaşında alırım da. Ha, Advanced Warfare ben yılbaşından sonra oynayabilirim. Öyle bir durum var. Yılbaşında zaten Kıbrıs'a döneceğim. Veya yılbaşından önce. Yıl sonunda sorun değilim artık. Direkt yıl sonu oluyor. Yani muhtemelen Kıbrıs'ta falan oynarım ben. Onu. Kasada. Kasada oynarsam videosunu çekerim. Çekmeyi düşünüyorum. Daha çok söz vermeyeyim. Çünkü verdiğim sözler hiçbir birbirine tutmuyor. Birçok soruna falan karşılaşıyorum. O yüzden hani kesin olduğunu bilmediğim şeyler için söz vermek istemiyorum. Advanced Warfare'da böyle. Ha, Advanced Warfare tecrübesinden sonra şöyle bir durum var. Şimdi GTA 5 biliyorsunuz 27 Ocak'ta bilgisayara çıkacak. PC'ye çıkacak. Ben GTA 5'i laptopta oynarsam o kaldırabileceğini bilmiyorum. Muhtemelen ucundan kaldırır yani böyle çok zor bir şekilde kasa kasa oynarım. Ama lakin laptoptan video çekebileceğimi zannetmiyorum. O yüzden artık çıktığı günden itibaren video çekeceğim. Ne kadar çekebilirsem. Şubat'tan itibaren videolar atmaya başlarım. Ama hani öyle 30-40 tane video çekiyorum artık. Ne zaman Kıbrıs'a dönersem o zaman GTA 5 videolar çekeceğim. İşte böyle bir problemimiz var. Ama çekeceğim yani. O kesin. Bunu söyledikten sonra gelmek istediğim nokta sırlara birazcık daha ağırlık vereceğim. GTA 4'ü bitirmeye çalışacağım. Left 4 Dead'e ara verdim. Left 4 Dead'de zaten bir şeyi bitirdik. Bir senaryoyu bitirdik. 4 bölümlük bir senaryoyu bitirdik. Bölüm bölüm çekiyorum biliyorsunuz. Onu bitirdim. Bitirdik demeyi planlıyordum ama net çok kötü olduğundan dolayı siz ahbaplarla oynayamadık. Benim net gerçekten çok kötü ya. Advanced Warfare aldım mesela multiplayer'ini hiç oynadım. Aslında bir defa oynadım. Çok kastı. Bütün oyun boyunca 2 kill aldım sadece. Ki bununla gurur duyuyorum. O lag'la birlikte. Yaklaşık ben 15 defa falan ölmüşümdür. Eski şeyi özlerim yani. Güzel Modern Warfare 2'ye giriyordum. Dalıyordum multiplayer'de. Of artılar harikaydı. Keşke Black Ops 2 gibi aslında Black Ops 2 gibi ama işte çok kasıyor. Ne yapalım? Ben başka şey canlı yayın yapamıyorum. Bunun en önemli nedeni internetimin kalitesi. O kadar kaliteli bir internetim olmadığı için ne yazık ki canlı yayında yapamayacağım. Bilmiyorum. İkinci döneme belki canlı yayın yapabilirim. İkinci dönem yine orada sana söyledik. Yani ya unuttuğum bir şey var da söyleyeceğim dur. Not almıştım. Not aldığım kağıdı kaybettim ya. Ya var ya video çekmeden bir dakika önce bile değildi not almam. Bu konular konuşmak istediğim konular falan not almıştım. Ah kafamı çarptım bu arada. Çok kötü oldu. Neyse işte bu konular falan not almıştım. Hepsini unuttum. Doğru. Şartlara verirse İbrahim'le Mountain Blade'de kapışacağız. Tek tek aşama aşama kapışacağız. Ve gördüğünüz gibi yazık böyle sakal falan bıraktım. Şuradakiler sakallı değil onlar zaten. Direkt tüy falan. Buradakiler de o kadar şey değil de. Neyse bir şeyler işte en azından tıraş olabilecek kadar var. Kaybeden tıraş olacak. Video kamera karşısında böyle bir iddiaya girdik. Onu duyurayım dedim. Video sonu o videoyu o atacak. Mountain Blade kapışma videosunu. Artık kaybeden de kendi kendisine videoya alacak. yapalım. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.